gece. Bir alayım Ankara'dan cevap gel. Ne diyorlar? Halk oylamasıyla alakalı olarak vazife yapacak birini yolluyorlarmış İzmir'e. İsmi Baytar. Baytar mı? Takma da olsa gerek, bir alayım. Ne yapacakmış bu Baytar İzmir'de? Tafsilatını bizzat Baytar'ın kendisiyle konuşacakmışız. O halk oylamasıyla ilgili çok büyük işler başaracağına eminler. Benim benden karşılayın, İzmir'e girişini sağlayın diyorlar. Bir diplomat olabilir mi diye düşündüm. Yahut bir keskin nişancı. Tabii daha mühimi, İzmir'e girişini nasıl sağlayacağız? Oy sandıklarıyla girer. Evet. Sen onu Menemen'de karşıla, Sadef Hoca'ya geçeceksiniz. Ben de Baytar'ı oy sandıklarının İzmir'e gelmesiyle görevli bir arabacı gibi göstereceğim. Böylelikle rahat rahat girer İzmir'e. O sandıkları taşıyacak arabalar hiçbir kontrole takılmayacaktır, merak etmesin. Acil bir durum mu var? Çok önemli bir haber değil generalim. Olaylar kalan iki Türk mahallesini daha sarmış. Rum ahali oraları da sardı. Hangi iki Türk mahallesi bunlar? Ali Reis Mahallesi ve Hasan Hoca Sokağı. Anlaşıldı, gidebilirsin. Aziz'in evinin olduğu sokak. Benim derhal Aziz'i bulmam lazım Yakup. Yalayım ben. Sen Baytar'ı karşıla. Türkler en son bu kadar hızlı koştuklarında Selanik'ten kasıyorlardı kumandanım. Kursunlar bile vazifeni yapmana engel olmuyor, öyle değil mi Adoni? Otur. Bolsevikler düşmanlarının dahi vurmasını bezeremiyor. Bir sıyrıktan daha fazlası gerekli beni öldürmeleri için. Türkler telaş içinde sehri boşaltıyor. Çok yakında Türk mahalleleri cansız sokaklardan ibaret olacak. Bolikala. Lakin yetmez. Öncelikle kendi vatandaşlarımızın güvenliğini düşünmeliyiz Adoni. Bunun için yeni bir tedbir uygulayacağız. Nedir o? Türklerin Rum mahallelerine girmelerini yasaklıyorum. Giren her kim olursa olsun derhal tutuklanacak. Emredersiniz kumandanım. Türkler iyice bir köşeye sıkışsın bakalım. Onlar için gidecekleri tek yer Simirli'nin dışı. Gel. Mr. Barnes geldi kumandanım. Çok önemli bir malumat aldım kumandan. Konuşabilirsiniz Mr. Barnes. Albay Adoni yabancı değildir. Ankara bu kargaşadan haberdar. Özel görevli birini gönderiyorlar. Bir tek kişiden mi bu kadar çekiniyoruz, nedir? Eğer Ankara bir kişiye bu kadar güveniyorsa evet. Kimmiş bu kişi? Baytar diye bilinen birisi. Baytar. İşgalini bilmiyorum. Ama önemi büyük. Anlaşıldı Mr. Barnes. Pablo. Gelmedin kumandanım. Derhal şehrin tüm girişlerindeki güvenlik önlemleri arttırılacak. Civar köylere haber salayım. Muhbirlerimiz gözlerini kulaklarını dört açsınlar. Baytar denilen adamı ihbar edene ödül verilecek. O adam bu şehre girmeyecek. Anlaşıldı mı? Emredersiniz kumandanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.